Merhabalar, Engelsiz Filmler Festivali 2021 Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında izlediğimiz Ceviz Ağacı filminin yönetmeni Faysal Soysal'la birlikteyiz. Merhaba Faysal, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ceviz Ağacı 3 yıldan sonra çektiğin ikinci uzun metraj filmin. Filmde bir edebiyat öğretmeni, aynı zamanda yazar olan Hayati'nin hikayesini izliyoruz. Hayati eyleme geçme konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayan sinik bir karakter. İşte çevresindeki kimsenin ciddiye almadığı, kendisinin de aslında kendisini ciddiye almadığı bir karakterle karşı karşıyayız. Hayati karakteri nasıl ortaya çıktı? Karakteri yaratırken hangi kaynaklardan beslendin? Biraz bundan bahsedebilir misin? Evet, aslında Hayati karakteri birden böyle 3 yıldan sonra çıkmış bir karakter değil. Benim şiirle ilgili beslenimlerim, hatta şiir yazmam, şiir üzerine poetika üzerine çalışmam ve daha sonra sinemayla ilişkimin başlaması üzerine biraz daha hikaye ve romana ağırlıklı olarak eğilmem. Ve bunun sonucu olarak işte Tanpınar'dan, Sabahattin Ali'lerden başlayarak Oğuz Atay'la ve devamında Hasan Ali Toptaş'la aslında sonuçlanan ve ciddi anlamda Kafkaesk diyebileceğimiz ya da belki bir anlamda da Latin Amerika edebiyatının etkisinde kalarak bütünüyle Türkiye coğrafyasında meselelerini hem sosyolojik hem politik meselelerini hem de sanatla ilgili, sinemayla ilgili kaygılarımın aslında toplandığı bir karakter olarak karşıma çıktı ve bütün bu meselelerin neredeyse mücessemleşmiş haline geldi Hayati. Zaten filmde de oldukça fazla gönderme görüyoruz. İşte filmin açılış sahne, yani ikinci Hayati'yi gördüğümüz sahnede işte başucuna dağılmış kitaplarda o referansları görüyoruz. Film boyunca da çok fazla edebiyata, şiire referans görüyoruz. Peki filmin hikayesinde üç kilit karakterimiz var. Hayati'nin babası, annesi ve karısı. Hayatın hepsiyle ilgili aslında sorunu var. İşte babasının 12 Eylül sırasındaki intiharının nedenini tam olarak bilmiyor ve bunun travmasını yaşıyor. Annesinin isteklerine sürekli boyun eğiyor ve boşanmak isteyen ve kendisini her fırsatta aslında aşağılayan karısıyla ilgili sıkıntıları var. Yaşadığı bu hani travmalar onda hem ruhsal hem fiziksel yaralar açmış durumda. Yani aslında çok fazla katmanı olan bir hikaye var karşımızda. Bu katmanlar nasıl ortaya çıktı? Üç karakter dediğimiz aslında bunların gizli bir dördüncü karakteri de var. O da ilk aşkı aslında. Ki Kübra Kip'in işte ona benzerliğiyle yeniden aslında onu hayata döndüren belli bir anlamda aslında en çok bizi yaralayan unsurlar her ne kadar baba travması yüksekse de aslında bir anlamda ilk aşk dediğimiz şey de çok etkili olur. Özellikle bir yazarın, bir sanatçının dünyasında bu muazzam derecede büyük bir yara açılır. Aslında karısıyla mutlu olmamasının en büyük sebebi de bu. Çünkü doyurulmamış, karşılığı görülmemiş bir aşkın izleri ve yarası kabuk bağlamış ama derinlerde sürekli o kanayıp duruyor. Ve ister istemez onu diyelim ki belki sevip sevmeyeceğinden emin olmadığı başka bir insanla, yaprakla telafi etmeye çalışıyor. Ama yaprak onun dermanı değil. Ancak Kübra gibi başka ona benzeyen bir kadının ve o ilk aşkının onarılması sonucu aslında yeniden bir hayat bulma, bir özgüven kazanma yoluna giriyor, badiresine giriyor. Tabii burada annesinin karakterinin etkisi de büyüktür. Çünkü ona babalık da yapıyor. Ve esas bir baba figürünün olmaması hayatı da ciddi anlamda eril veyahut da erkeksi birçok şeyin aslında eksik olmasına sebep oluyor çocukluğundan itibaren. Ama gerçekten ilk aşk dediğimiz o şey doyurulmuş olsa belki buna daha iyi hayati adapte ve doğru bir çizgiye girebilir. Bu anlamda işte Kübra Kip karakterinin canlandırdığı Serap karakteri ona yeni bir alan açıyor. Evet, hayatındaki kişiler, hikayeler çok katmanlı ama bütün bunların biricik olarak toparlandığı mesele babasının da yaşadığı bir kötülüğe karşı, cinayete karşı sessiz kalma meselesi ve filmin de esas meselesi bu.
ve hayatının bu kadar sinik, bu kadar sünepe, bu kadar beceriksiz, bu kadar karısını mutlu edemeyen, kendisini mutlu edemeyen, annesini mutlu edemeyen, tabii özelde ise toplayıp kendisini hiçbir şekilde var edememesine sebep olan mesele babasından aldığı bu miras, bu yük, yani kötülük karşısında, zulüm karşısında, işkence karşısında sessiz kalıp ses çıkaramama. Ve bir yazar olarak, bir sanatçı olarak bu naif karakterde bu daha büyük bir patlama, daha büyük meselelere yol açıyor. İşte cinsel iktidarsızlığa sebep oluyor. Karısıyla doğru ilişki kuramamasına sebep oluyor. Sınıfta, okulda arkadaşlarla doğru ilişki kuramaması, hatta kendi yazdığı hikayeleriyle ilgili bile çok net olamamasına ve barışık olamamasına sebep oluyor. Hep erteliyor ve hep dolayısıyla çekimsel kalıyor bu yüzden her şeye karşı. Peki bu baba travmasıyla ilgili bir soru soracağım. Hem de Serap'la karşılaşması üzerine. Evet. Hani filmdeki bir cümleden yola çıkarak soracağım aslında. İşte babasını, hayatının babasını rüyasında gördüğünü anlattığı bir sahne var. Babası şöyle diyor rüyasında. Çoğu insan yaptığının bile hesabını vermek istemez. Ama bazı insanlar yapmadıklarının, hatta içlerinden geçirdiklerinin bile hesabını vermek için acı çekerler. Nitekim işte Hayati yapmadığı bir şeyin sorumluluğunu alıyor filmin sonunda. Bir cinayet üstleniyor, işlemediği bir cinayeti. Peki bu dönüşüm nasıl oluyor? Yani Hayati aslında karısını zaman zaman öldürme noktasına gelmiş bir karakter. Hep böyle görüyoruz işte fare zehiri vesaire. Fakat filmin sonunda böyle bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümün nedeni ne? Yani babasının geçmişiyle yüzleşmesi mi, yoksa Serap'la karşılaşması mı? Tabii bir kere zaten bahsettiğimiz şekilde Serap'la karşılaşması onda yeni bir özgüven alanı açıyor. Yani bir şeyleri tam onarmaya başlamışken, hatta o baba figürüyle belki de sembolik şey, çok ben taraftar değilim ama sonuçta o ağacın bir metaforu var. Yani bazı şeyleri imgeliyor. Sembolden ziyade daha çok imgeliyor aslında ve babadan da ziyade aslında Hayati'nin bir imgesi. Hayati'nin var olma yansıması ve aynası. Dolayısıyla Hayati o ağacı yeşertmeye çalışırken aslında kendisini bir anlamda sulamak istiyor. Ama oraya asılmış bir baba var ve o baba her zaman bir engel kendisi için. Kendisini asmış. Yani aslında Hayati'nin kaderini de kendisine bağlamış ve birlikte intihara sürüklemiş bir miras ve bir geçmiş var orada. Bu yeniden kendini toparlama, hatta karısıyla bir belki ilişki düzeltecek. Yani aslında Serap onu karısından koparan da bir varlık değil. Karısıyla belki ilişkileri bir düzeltmeye götürebilecek bir durumdayken annesinin ölümü beraberinde işte karısının bir açıklama yapmadan, konuşmadan onu terk etmesi ve kasabalının tabii sosyal bir ortam olarak ondan başka şeyleri beklemesi ve bunun sonucunda ister istemez, bilemeden, istemeden evi ateşe vermesi, onda bile o beceriksizliğini görüyorsun, söndüremiyor ateşi, yangını. Ama doruk nokta ise babasının kaderiyle yüz yüze kalması. Yani tanımadığı, bilmediği bir kadının öldürülme anına tanık olması. Ve orada bir şey yapamaması. Silahı, tetiği çekememesi, bağıramaması, bir tepki verememesi ve o kadının canice öldürülüp yakılmasına ses çıkaramayışı, onda yepyeni bir kişiliğe dönme süreci yaşıyor. Ve havale geçiriyor, daha sonra İsa dayı onu iyileştirmeye çalışıyor. Birkaç gün sonra ancak kendine gelebiliyor, olayları hatırlamaya başlıyor ve yeni bir Hayati var artık karşımızda. Yani neredeyse aslında katiliye, öldürmeye çok yaklaşmışken, yani bir kelebeği öldürüyor, ilk defa bir canlıya zarar veriyor ve aynı zamanda ona benzer bir metin yazıyor. Yani zayıf olanın uzun yaşamaya hakkı yoktur. Böyle bir cümle yazıyorken filmin ilk sahnesinde gördüğümüz araba tepeden aşağı iniyor. Tabii bütün bunlar aynı zamanda Hayati yazdığı için ve yazar olduğu için belki kafasından geçirdiği ve yazmakta olduğu bir romanın detayları da olabilir. Böyle bir şey gerçekleşmemiş bile olabilir. Ama şu bir gerçek ki tabii ki o öldürülen kişi yaprak olmama ihtimali yüksek. Bazen seyirci daha çok bunu düşünür ama sonuçta yaprak Bulgaristan'a
aslında sevdiği insanla gitmiş ama hayatın hikayesini artık sonrası önemli değil. Önemli olan filmin merkezinde Hayati'nin bir karar verebilme iradesini ortaya koyup bir kötülüğe karşı ilk defa ses çıkarma ve sorumluluğu üstlenme ve bütün suçu kendi üzerine alabilme. Bu aslında bir İsa'vari kurban olma hadisesine de bir gönderme yapıyor. Tabii ki bu filmi, bu fikri de demode bulabiliriz. Bunlar Bergman'ın, Tarkovski'nin döneminde olan duygular. Belki de bir daha hiçbir şekilde sinemada bunu görmeyeceğiz. Böyle bir anlayışı tırnak içinde aptallıkla da itham edebileceğiz. İnsanın kendi yapmadığından, hatta aklından geçirdiklerinden kendini sorumlu tutması gibi bir insan teki maalesef yaşadığımız zamanda ve çağda yok artık. Tersine insan yaptığı kötülükleri örtmekle daha fazla değer kazanıyor. Hatta ses çıkarmayarak, kendisine bir menfaat devşirerek bir yerlere gelebiliyorsa, bir makama, bir varlık alanına giriyorsa daha fazla değerli ve maalesef alkışlanıyor. O yüzden Hayati modern dönemin aslında son dönem bir budalası, yani Dostoyevski'nin budalası ve bir daha işi benzeri de olmayacak diye düşünüyorum. Anladım. Peki Yaprak karakteriyle, aslında Yaprak ve Serap karakterleriyle ilgili bir sorum olacak. Bu iki karakter birbirlerine zıt karakterler. Hani Yaprak işte kocasını her fırsatını bulduğunda aşağılayan ve onu önemsemediğini her fırsatta gösteren bir tip. Öyle ki işte evlenmeden önce üzerine sohbet ettikleri kitapları bile evlendikten sonra evinde istemiyor. Serap ise adeta hani hayatın idealindeki kadın gibi. İşte ne olursa olsun hayatın arkasında duracağını söylüyor. İşte nitekim Hayati annesinin cenazesinde üniversitede aşık olduğu rüyanın yüzünü görüyor Serap'ta. Yaprak ve Serap'ı bu şekilde tasvir etmenin riskli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yani tabii her zaman riskli olan şeyler vardır. Filmin dünyasını bence değerlendirmek gerekir. Yani şimdi aklıma Brigitte Bardot'un oynadığı Contempt, Tahkir diye bir film geldi Godard'ın. Şimdi Godard tabii ki şu zamanda o filmi yapsa herhalde çok fazla eleştiri alır. Topa tutulur, belki filmi Türkiye gibi yerlerde gösterilmez bile o film. Çünkü filmin sonunda yani senariste ihanet eden Brigitte Bardot Amerikalı yapımcıyla giderken tanker altında arasında ezilip ölüyor. Bizim tabii ki meselemizdeki bu kadın cinayeti meselesi ve bir cinayete tanık olma ve bir toplumun beklentisi çok güçlü bir şekilde hissedilsin diye ister istemez Yaprak karakterini bir anlamda kötücül göstermek gerekiyordu. Ama reel anlamda ise aslında Yaprak kötücül değil. O da bir zarar vermiyor aslında. Sadece ne istediğini bilen bir karakter. Ama Hayati gibi bir karakter karşısında, bir sünepe, silik, ondan sonra mıy mıy konuşan bir karakter karşısında zaten Yaprak'ın başka bir şansı yok, Yaprak gibi bir. Belki burada Serap fazla naif durmuş olabilir. Ama Serap da idealist birisi, kasabaya gelip kitap kafa açmak isteyen, daha şen şakrak ve hakikaten Yaprak'ın bildiği gibi daha kasabayı tanımayan, bilmeyen ve yarın sıkılıp belki de Yaprak'a dönüşebilecek bir karakter olabilir. Eğer Hayati gibi bir adamla evli olsa. Yani ben hiçbir şekilde Yaprak'ı kötü, hatta biz Sezin Hanım'la çalışırken de, prova yaparken de olabildiğince aslında antipatik bir karakter yaratmamaya çalışıp, ama böyle bir karakterin de var olması gerekiyor ki sonuna kadar hem seyirci hem kasabadakiler bu adam neden bunu öldürmüyor diyebilsin. Bu şuna benziyor aslında. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'ndaki kadına benziyor. Kadından biz nefret ediyoruz. Her türlü. Yani o değerli şeyleri rehine alıyor. Onlardan para kazanıyor. Ve ciddi anlamda siz o romanda ya Raskolnikov iyi ki o kadını öldürdü diyorsunuz. Tefeci bir kadın sonuçta diyorsunuz. Ama Raskolnikov'un ya da Dostoyevski'nin bizi çağırdığı yer bundan çok daha büyük öte. Eğer buna takılırsak Dostoyevski ne gerizekalı ya? Riskli bir şey yapmıyor mu, bu kadını kötü gösteriyor? Meselesi kadının kötü ya da Raskolnikov'un iyi gözükmesi değil ki. Meselesi Dostoyevski'nin şu.
bu kadın dünyanın en kötü kadını olabilir. Senin bunu bir insan olarak öldürmeye, yok etmeye hakkın var mı, yok mu? Evet, yani bu soruyu sorduruyorsa aslında. Dolayısıyla hayatının da meselesi bu ya da filmin de meselesi bu. Yaprak bence kötü değil, ne istediğini bilen birisi. Ama velev ki kötü olsa dahi Hayati gibi birisi ya da kasabadaki insanların bakış açısıyla bir insan tekini, bir kadını, görece olarak erkekten daha zayıf olan bir varlığı ya da başka bir canlı da olabilir, bu fark etmez. Yani güçlü birinin, zayıf birini kötü dahi olsa, nefret ediyor dahi olsak öldürmeye, yok etmeye hakkı var mı, yok mu? Hayati bırakın, Hayati bırakın bunu yok etmeyi, tersine başka bir tanınmadığı bir kadının öldürülmesi karşısında muazzam bir vicdani azap duyuyor. Karısıyla ilgili zaman zaman onu öldürmeye niyet ettiği için ya da aklından geçirdiği için bile kendini yargılıyor. Evet. Bütün bunların kaderin kendi karşısına çıkardığı ve aynı zamanda babasının kaderiyle yüzleştirdiği bir ana denk geliyor ve ister istemez yepyeni bir hayat karşımıza çıkıyor. Evet. Yani tabii çok, yani çok fazla sormak istediğim soru var ama zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini maalesef soramayacağım. Yoksa yani gerçekten işte filmin şiirselliği, işte o rüyalarla gerçekliğin iç içe geçmiş olması, edebi referanslar vesaire. Ama zamanımız kısıtlı olduğu için çok teşekkür ediyoruz sorularımıza cevap verdiğin için ve filmini paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi seyirler tekrar. Herkese iyi festivaller. Sağ olun.